Evet gençler, merhaba. Bugün ikinci ünitemizin tekrarını yapacağız. Atom ve periyodik sistem. Şimdi atom ve periyodik sistem ilk önce neyle başlıyordu? Atom modelleriyle başlıyordu, değil mi? Şimdi atom modellerine baktığımızda tarihten günümüze zıtırbım kronolojik sırasıyla karşımıza çıkıyor çocuklar bu. Hepinizin bildiği üzere. Şimdi bu demiştik ki kronolojik sırasıyla zıtırbımla karşımıza çıkıyor. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve modern atom teorisi. Dalton atom modeli neydi? Madde atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur diyorduk. Atomlar çok yoğun, içi dolu kürelerdir diyordu. Ve bunların hepsini bilmemiz gerekiyordu çocuklar. Hangi atom modeli, hangi görüşleri ileri sürdü, bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. Arkasından Thomson modeli geliyordu, Thomson atom modeli. Buna üzümlü kek atom modeli de diyebiliyorduk. Neden diyebiliyorduk? Çünkü Thomson kurguladığı modeli bir üzümlü keke benzetmiş. Keki protonlara içindeki üzümleri ise elektronlara benzetmişti. Yani aslında böyle baktığımızda artı ve eksi yükler atomun içerisinde homojen bir şekilde dağılmıştır demişti. Yani baktığımızda atomu tek parça olarak düşünmüştü. Aynı Dalton gibi bir parça var. Bu parçanın içerisinde artı yük ve eksi yükler homojen olarak dağılmıştır diye düşünmüştü Thomson modelinde. Doğal olarak artı ve eksiler homojen olarak dağıldı dediği için de atomu nötr olarak çocuklar söylemişti bize. Arkasından atom modeline geçmeden önce bir William Crookes'umuz vardı. William Crookes ne yapmıştı çocuklar? Katot ışınlarını bulmuştu. George Stoney de bu ışınların atomun yapısındaki taneciklerden kaynaklandığını fark edip bunlara elektron adını vermişti. J.J. Thomson elektronun E bölü M oranını bulmuştu, değil mi? Bu da önemli bir bilgiydi. Yani yük bölü kütle oranını bulmuştu çocuklar. Evet. Arkasından Rutherford atom modelimiz gelmişti. Rutherford atom modeli aslında çok önemliydi bizim için. Neden? Atomun tek parçadan değil de iki parçadan oluştuğunu öne sürmüştü Rutherford. Ve Rutherford'a baktığımızda bu iki parçanın biri atomun çekirdeği, diğerleri ise atomun yörüngeleriydi, değil mi? Ve alfa saçılma deneyiyle bunu bulmuştu. Neydi alfa saçılma deneyi? İnce bir altın yaprak almıştı. Buna alfa ışınları göndermişti. Alfa ışınları artı iki yüklü helyum tanecikleriydi çocuklar. Artı yüklüydü yani bilmeniz en önemlisi orası. Bunları gönderdiğinde bir kısmının ona geri geldiğini, çoğu kısmında altın yaprak üzerinde saçıldığını görmüştü. Ve buradan hareketle ne demişti? Atomun çok küçük bir kısmı çok küçük bir kısmı çekirdektir. Küçük bir bölgede yer alır. Diğer bölgeler yörüngelerden bahsediyor. Hacimden bahsediyor. Hacimdir, yörüngelerdir ve bunlar da buradaki elektronlar da eksi yüklüdür demişti bize. Evet. Gezegen modelini geliştirmişti. Buradaki atomun çekirdeğini güneşe, işte elektronları da gezegenlere benzetmişti. Hepinizin bildiği üzere. Ve Bohr atom modelimiz vardı çocuklar. Bunu da yayma ve soğurma kavramlarından bahsetmişti. Ve KLMN gibi yörüngeleri ne yapmıştı? Bize isimlendirilmişti. Yani birinci periyodu, birinci yörünge K periyodu, ikiye L periyodu, üçe M periyodu, dörde N periyodu demişti. Temel ve uyarılmış halden bahsetmişti. Temel ve uyarılmış halin zaten açıklamaları biz daha çok ne zaman göreceğiz çocuklar? 11. sınıfta göreceğiz. Yani modern atom teorisinde göreceğiz. Arkasından herhangi bir elektron, pardon çocuklar şunu kaldırayım.
herhangi bir atomu X ile sembolize edersek, üst kısım bana iyon yükünü, alt kısım elektron sayısını veriyordu. Şu kısım proton sayısını, yani diğer adıyla atom numarasını veriyordu. Diğer adıyla çekirdek yükünü veriyordu. Orta kısım nötron sayısını veriyordu. En üst kısım ise kütle numarası, yani nükleon sayısını bize veriyordu çocuklar. Saat yönüne doğru iki tane toplama işareti yapıyorduk, değil mi? İyon yüküyle elektron sayısını toplarsak proton sayısını buluyorduk. Proton sayısıyla nötron sayısını toplarsak kütle numarasını buluyorduk. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü denemelerimizde ve testlerimizde bol miktarda bu konuda çıkmıştı bu sorular. Yani çıkmaya da devam edecek yine TYT sorularında. İkisini topladığımda köşeyi buluyordum. Bu ikisini topladığımda da yine diğer köşeyi buluyordum. Nötr atom elektron alışverişi yapmamış. Yani doğal olarak proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomdu. Ancak biz iyon dersek, iyonlar iki çeşitti. İyonlar ya anyondu ya da katyondu. Anyonlar eksi yüklü iyonlardı. Şimdi eksi yüklü iyon dedik ama eksi yükten kastımız ne çocuklar? Yani eksi nasıl oluyor? Neydi? Nasıl oluyordu eksi yük? Elektron almış haliydi atomun, değil mi? Katyonsa artı yüklü iyondu. Elektron vermiş halinden bahsediyorduk gençlik. Yani elektron alırsak anyon haline geçiyoruz. Elektron verirsek katyon haline geçiyoruz. Atom da bunu yine tekrar etmiş olalım. Basit sorular soralım şimdi biraz. Şimdi basit sorulardan ilki şu olsun. Şimdi buradaki elektron sayısı ve nötron sayısının ne olduğunu soralım. Kime soralım? Yoklama alalım. Mesela NAS'a soralım. 9A'dan NAS. NAS, buradaki elektron sayısı ve nötron sayısı kaçtır tatlım? Elektronundaki protonu göremiyorum şu an. Neyi tatlım? Hocam o elektron 10. Hı hı. 27-13'te diğeri. Aferin tatlım. Burası 10, burası da 14 oluyordu. Fosforun değerlerini yazalım. Bu da fosforun gerçek değerleri. Bunu da bize 9B'den kim söylesin? Rıdvan, söyleyebilir misin tatlım? Şu ikisini toplayıp köşeyi buluyorduk. Yani neyle 18'i, evet, toplarsak 15'i buluruz. 18 ile neyi toplarsam? Eksi 2. Eksi 3. Değil mi? Eksi 18 daha 15. Sonra şu ikisini toplayıp köşeyi buluyorduk. O zaman ne olması lazım Rıdvan'cığım? 15, 16 daha. Hocam 31. İşte bu kadar. Peki. Bu sayede de bu şekilde de nelerimiz vardı çocuklar? Bizim sorularımız vardı. Peki, arkasından fiziksel özelliğin ve kimyasal özelliğin aynı olma ya da benzer olma şartlarını görmüştük. Neydi bunlar? Bunları tekrarlayalım. Kimyasal özelliğin aynı olma koşulu, karşılaştırılan maddelerin proton sayısı ve elektron sayısı aynı ise kimyasal özellik aynıdır demiştik.
Bu da karşımıza nerede çıkıyordu? Hangi iki maddenin protonları ve elektronları aynı çıkabilir? Tabii ki izotop atomların, değil mi? Nötr haldekilerin, izotop atomların kimyasal özellikleri birbiriyle aynıydı. Fiziksel özelliğin aynı olma koşulu vardı. Buna baktığımızda çocuklar, fiziksel özelliğin aynı olabilmesi için karşılaştırılan maddelerin, bu biraz imkansız olan bir şey demiştik. Biraz değil yani, tamamen kesinlikle imkansız. Karşılaştırılan maddelerin hem proton sayısı hem nötron sayısı hem de elektron sayısı aynı ise fiziksel özellikleri aynıdır. Peki böyle bir şey mümkün mü? İmkan yok. İki farklı madde düşünelim. Protonları aynı olsun. O da imkansız zaten. Proton her atom için bir kimlik numarası demiştik aslında, değil mi çocuklar? Nötron sayısı da aynı olacak diyor. Bir de elektron sayısı da aynı olacak. Bu üçü aynı olursa zaten kütle numarası da aynı olur. İyon yükü de aynı olur. Yani bu ikisi birbirinin aynısı olur. O zaman kimsenin fiziksel özelliğiyle kimsenin fiziksel özelliği asla aynı olamaz diye sınıfta da bahsetmiştik bundan. Bir de ne vardı çocuklar? Fiziksel ve kimyasal özelliğin benzer olma koşulu vardı. Şimdi bu özelliklerin benzer olma koşullarına baktığımızda karşılaştırılan o maddeler ya aynı grupta olacaktı, ancak şunu unutmuyorduk. Eğer bir A grubundan örnekler verirse bize, burada hidrojeni katmıyorduk. Hidrojen hariç diyorduk. Çünkü hidrojen bir A grubu metallerin içerisinde bulunuyor, ancak o bir metal değil, ametaldi, onu unutmuyoruz. Ya da karşılaştırılan maddeler izoelektronik olacaktı. İzoelektronik ne demekti çocuklar? Elektron sayıları aynı, proton sayıları ve nesli diyelim, yani atom numaraları farklı olan maddeler. Elektron sayıları aynı ama elektron dizilimleri de zaten aynı olmalıydı demiştik. Peki, şimdi aslında bu kısım sizi şu anda pek ilgilendirmiyor. Neden? 9. sınıf olduğumuz için siz 2-8-8 elektron diziliminden soruyorsunuz. Doğal olarak elektron sayısı aynı olunca siz her türlü dizilimi aynı açıyorsunuz. Ama 11. sınıfta modern atom teorisini gördüğünüzde elektron sayısı aynı, proton sayısı farklı olup elektron dizilimlerinin farklı yazılabildiğini göreceksiniz. O yüzden biraz önce söylediğim elektron dizilimleri de aynı olan ibaresi şu anda size biraz uzak geliyor. O yüzden de uzak gelmesinde de haklısınız. Yani zaten elektron aynı, dizilim zaten aynı olacak gibi bir düşünce kafanıza gelebilir. Bunu 11. sınıfta göreceğiz çocuklar. Bunu da tekrar söyleyeyim. Zaten derste de söylüyordum. Siz bir şey sorduğunuzda diyordunuz ya, ya hocam ne 11'miş, her şey 11'de. Evet, 11. sınıf kimya müfredatı açısından bayağı zaten derine inildiği, çoğu böyle kafadaki boşlukların yerleştiği, oturduğu bir sınıf. Şimdi kavramlarımız vardı izotop atom diye. Neydi izotop? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlardı. Aklımızda şuradaki P'den de tutabilirdik. Sonu P ile bitiyor. O zaman P aynı diyelim. Yani proton aynı, nötron farklı. İzoton diye bir kavramımız vardı. Sonu N ile bitiyor. Yani nötron aynı, proton farklı diyorduk buna da. İzoelektronik diye bir kavramımız vardı. Elektron sayısı aynı, proton sayısı farklı ve elektron dizilimi de aynı olacak. Zaten elektronik, elektron aklınıza geliyor buradan. Ve izobar diye bir kavramımız vardı. İzobarda kütle numarası aynı ve arkadaşlar proton sayısı farklı. Şimdi buradaki bardan hiç kütle numarası aynı gibi bir şey aklımıza gelmiyor. Zaten proton, nötron, elektron bunlar girince ne kaldı elimize? Kütle numarası kaldı. Bu zaten kendiliğinden artık çıkmış oldu. Ve bilmemiz gereken ne vardı? Hidrojenin izotopları vardı. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyordu.
çocuklar, hidrojen, döteryum ve tritiyum. Hidrojen protonu 1, nötronu 0'dı. Çok önemli. Periyodik cetvelde nötronu olmayan tek element hidrojendir. Bunu asla unutmayın. Periyodik cetvelde nötronu olmayan tek element neydi? Hidrojendi. Döteryum protonu 1, nötronu 1, doğal olarak kütle numarası 2 olan atomumuzdu. Tritiyum protonu 1, nötronu 2, kütle numarası 3 olan bir izotopumuzdu. Hidrojenin izotopları ezbere mi yapılacak çocuklar? Bilinecek diyoruz. Peki. Arkasından periyodik sistemden bahsetmiştik çocuklar. Yani periyodik cetvelden bahsetmiştik. Periyodik cetvelde günümüzde işte en yakın sınıflandırma Mayer ve Mendeleev'in çalışmalarıydı. Mendeleev elementleri atom kütlelerine göre sıralamıştı. Moseley elementlerin işte atom numaralarına göre sıralayan adamdı. Ve AYUPAC sistemine göre periyodik cetvelde grup ve periyot sayısı vardı ve harf ve rakam sistemi vardı. Neydi bu? AYUPAC sistemine göre 7 periyot, 18 grup. Harf ve rakam sistemine göre 7 periyot, 16 tane grubumuz vardı. Peki bu böyle bir farklılık olmasının sebebi aslında neydi? Hemen bir hatırlayalım. Şimdi kaba taslak periyodik cetvelimizi çizdik. Burası 1A, 2A grubu. Şöyle A gruplarımız toplamda kaç taneydi? 8 taneydi, değil mi? B gruplarına baktığımız zaman B grupları şurada küçük ütüden başlıyordu ve 3B'den başlıyordu. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B ve 2B. Yani 3 tane 8B'miz vardı. Şimdi biz AYUPAC'a göre şöyle konuşuyorduk. 1A birinci gruptur. 2A ikinci gruptur. 3B üçüncü grup. 4B dördüncü grup. 5B beşinci grup. 6B altıncı grup. 7B yedinci grup. 8B sekizinci grup. Diğer 8B dokuzuncu grup. Diğer 8B onuncu grup. 1B 11. grup, 2B 12. grup, sonra bak 3A'ya geldim. 3A 13. grup, işte 4A 14. grup. Bu şekilde devam ediyordum çocuklar. Çünkü bunlar yine bana denemelerde karşıma geldi. Ve 8A 18. grup. İşte bu 3 tane 8B, değil mi? 3 tane 8B'nin her birine grup olarak vermiş AYUPAC. Ancak harf ve rakam sistemi 3 tane 8B, bunların zaten 3'ü de 8B deyip onları bir grup kabul etmiş çocuklar. Yani AYUPAC'ın 18 grup, harf ve rakamın 16 grup olarak almasının nedeni budur. Bunu da tekrar hatırladık. Peki, burada bizim bu grupların neleri vardı? İsimleri vardı. Ona da bir bakalım çocuklar. 1A neydi? Alkali metaller. 2A toprak alkali metaller. 3A toprak metalleri. 6A kalkojenler. 7A halojenler. Ve 8A soy gazlardı. Buradan 1A'nın ilk elementi hidrojen alkali metaller grubunda yer almasına rağmen bir A metalli unutmuyoruz. 3A'nın İlk elementi olan bor, 3A toprak metalleri grubudur. Ancak bora baktığımızda çocuklar, toprak metali grubunda bulunan bir yarı metaldir. Unutmuyoruz. Helyumun bir tane istisnası daha vardı. Neydi bu helyumun istisnası? Normalde grup numarası değerlik elektron sayısına eşit, değil mi?
değerlik elektron sayısına eşit. Yani grup numarası 3 A ise değerlik elektronu 3. Grup numarası 5 B ise değerlik elektronu 5. Grup numarası 4 A ise değerlik elektron sayısı 4'tür. Doğal olarak grup numarası 8 A ise değerlik elektronunun ne olmasını beklersin? 8. İşte bu kurala uymayan biriydi helyum. Grup numarası 8 A ama helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir çocuklar. O da bu istisnayla karşımıza çıkıyordu. Peki isimlendirmeden devam edersek, biz B gruplarına ne ismi vermiştik çocuklar? B gruplarına, B grupları için dedik ki geçiş metalleri ya da ağır metaller ya da B grubu elementleri, değil mi? Bu isimleri verebiliyorduk. Bir de geçiş metallerinin içinden çıkan şu alttaki iki sıra vardı. Bunlara ise iç geçiş metalleri diyorduk. Periyot olarak baktığımızda birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dört, beş, altı ve yedinci periyot. Şu çöküntüden itibaren, dördüncü periyottan itibaren B grupları devreye giriyordu, değil mi? Dördüncü periyottan itibaren B'ler başlıyordu. İşte altıncı ve yedinci periyottan bunların tam net olarak öğrenmesini 11'de göreceğiz çocuklar. 14'er tane element alınıp altı iki sıra halinde dizilmiş. Burası lantanitler, burası aktinitler. Burada 14 element var, burada da 14 element var. Yani lantanitler ve aktinitler de toplamda 28 tane ne var çocuklar? Element var. Toplam 118 tane elementimiz vardı. 118, 80 bilinmeyen numaralardan hatırlayın demiştik çocuklar. Bunu da yine ne yapalım? Hatırlatmış olalım. Şimdi bugünkü dersimiz, bugünkü tekrar dersimiz bu kadar evlatlar. Kafamıza takılan herhangi bir şey var mı? O zaman şimdi kayıttan çıkıp yoklamaya geri döneceğim çocuklar. Görüşürüz, hadi bakalım.